Merhaba, bugün size orijinali MIT yani Massachusetts Teknoloji Enstitüsü felsefe bölümünde yardımcı doçent doktor olan Justin Kuh tarafından hazırlanan bir dersi anlatacağız. Bu video, koşullu ifadeler serimizin 3. videosu. 2. videoda koşullu ifade teorisinin sıklıkla karşılaştığı bir sorundan bahsetmiştik. Bu teoriye göre koşullu ifadelerin doğru çıkma ihtimali çok yüksektir. Mitt Romney'nin koşullu ifadesini hatırlayalım. Güvenlik ağının düzeltilmesi gerekiyorsa bunu düzeltirim. Koşullu ifade teorisine göre güvenlik ağının düzeltilmesi gerekmiyor olsa bile bu cümleyi dile getirerek Romney doğru bir şey söylemiş olabilir. Ancak bu kulağa yanlış geliyor, öyle değil mi? Bir koşullu ifadenin doğru olması için o ifadenin yan cümlesi yani güvenlik ağının düzeltilmesi gerektiği ve ana cümlesi yani Romney'nin bunu yapacağını anlatan cümle arasında bir bağlantı olması gerekir. Peki bir koşullu ifadenin yan cümlesi ve ana cümlesi arasındaki bu bağlantıyı nasıl anlayabiliriz? Charles Sanders Peirce'ün teorisine göre koşullu ifadeler bize var olan durumdan fazlasını anlatır. Bu ifadeler bize durumun nasıl olması gerektiği veya olmak zorunda olduğunu anlatır. Bu teori, koşullu ifadelerin katı koşulu teorisi olarak adlandırılır. Bu teoriye göre, A böyleyse B de şöyledir şeklindeki bir koşullu ifade, sadece ama sadece A'nın doğru, B'nin de yanlış olmasının imkansız olduğu durumlarda doğru kabul edilir. Buna göre, ilk koşullu ifademize bakalım. Bu teoriden yola çıkarak güvenlik ağının düzeltilmesinin gerekli olmasının ve Romney'nin bunu düzeltmeyecek olmasının iki imkansız durum olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu cümlede Romney bize hem durumun nasıl olduğu hem de durumun nasıl olması gerektiği ile ilgili bilgi verir. Peirce'ün bu teorisi için kullanılan ifadelere kip adı verilir. Bunlara örnek olarak Türkçedeki meli malı eki, zorunluluk bildiren ifadeler ve mümkün ve imkansız gibi ifadeler örnek verilebilir. Bu kelimeler, olaylar öyle gelişmemiş olsa bile, olayların nasıl gelişmiş olabileceğini anlatmak için kullanılır. Buna bir örnek verelim. Şu anda koşullu ifadelerle ilgili bir video izliyorsunuz. Ancak şu an başka bir şey de yapıyor olabilirdiniz. Kedilerle ilgili bir videoya da bakıyor olabilirdiniz. Veya arkadaşlarınızla sohbet ediyor olabilirdiniz. Başka bir şey yapma ihtimalinizin bulunması, şu an koşullu ifadelerle ilgili bir video izlemenizin aslında koşullu bir gerçek olduğunu gösterir. Bu doğru bir ifade. Ancak illa doğru olması gerekmiyordu. Yanlış da olabilirdi. Örneğin, kedilerle ilgili bir videoya tıklamaya da karar verebilirdiniz. Buna göre şu an bu videoyu izlemenizin gerçek olmasıyla 2 + 2'nin 4 etmesi gerçeğini karşılaştıralım. İkinci ifade de doğru ancak bu ifadenin doğru olmasında daha güçlü bir anlam yattığını söyleyebiliriz. Çünkü 2 + 2'nin 5 etmesi hiçbir koşulda mümkün değil. Yani bu imkansız. Hatırlarsanız koşullu ifade teorisinde eksik olan noktanın yan cümle ve ana cümle arasındaki özel bağ olduğunu söylemiştik. Katı koşul teorisi ise yan cümledeki varsayıma göre ana cümlenin gerekli olmasının özel bağı oluşturduğunu savunur. Bunun için ilk koşullu ifademize geri dönelim. Bu teoriye göre birinci cümle aslında bir güvenlik ağının düzeltilmesi gerektiğini varsaydığımız durumda Romney'nin bunu yapmasının gerekli olduğunu anlatır. Bunu şu şekilde de ifade edebiliriz. Güvenlik ağının düzeltilmesi gerekiyorsa ya da güvenlik ağının düzeltilmesi gereken ancak Romney'nin bunu yapmayacağı herhangi bir durum yoktur. Dolayısıyla bu teoriye göre birinci cümle bize güvenlik ağının düzeltilmesi gerektiği ve Romney'nin bunu yapacağını anlatan iki cümlecik arasında oldukça güçlü bir bağ olduğunu gösterir. Koşullu ifade teorisinin aksine, güvenlik ağının düzeltilmesi gerektiğinin yanlış olması, koşullu ifadenin doğru çıkması için yeterli bir koşul değildir. Bunu aklımızda tutarak, bir önceki videoda incelediğimiz başka bir cümleye bakalım. İkinci koşullu ifademiz şu şekilde. Dünya düzse, yarın piyangoyu kazanacağım. Koşullu ifade teorisine göre, dünya düz olmadığından bu cümlenin doğru olduğunu kabul edebiliriz. Ancak bu, kulağa yanlış geliyor. Bu koşullu ifadenin doğru kabul edilmesi için dünyanın düz olmasıyla yarın piyangoyu kazanacak olmamız arasında bir bağ olması lazım. Böyle bir bağlantı olmadığından bu ifadenin yanlış olduğunu düşünebiliriz. Katı koşul teorisine göre bu ifade bize dünyanın düz olması ve piyangoyu kazanmamızın imkansız olduğunu anlatır. Ancak sezgisel açıdan dünyanın düz olması ve yarın piyangoyu kazanmayacak olmamız mümkündür. Bunun sebebi ise dediğim gibi bu iki ifade arasında hiçbir bağlantı bulunmaması. Buna göre katı koşul teorisi bu ifadenin yanlış olduğu konusunda haklıdır. Bu da aslında bize bu teorinin koşullu ifade teorisinden daha gelişmiş olduğunu gösterir. Bu oldukça iyi bir haber. Ancak şimdi de kötü habere geçelim. Bu teorinin de koşullu ifade teorisine benzer bir sorunla karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Burada sorun yaratan konu, yan cümlesi imkansız olmasına rağmen yanlış kabul edilen koşullu ifadelerin bulunması. Bunun neden sorun oluşturabileceğine bakalım. Hatırlarsanız bu teoriye göre, A böyleyse B şöyledir şeklinde ifade edilen bir teori, sadece ama sadece A'nın doğru, B'nin de yanlış olmasının imkansız olduğu durumlarda doğru kabul edilir. Dolayısıyla A'nın kendisi imkansız bir ifade ise A'nın doğru, B'nin de yanlış olması imkansızdır. Bu durumda teori bu ifadenin doğru olduğunu kabul eder. Peki hangi koşullu ifadeler bu teori için böyle bir soruna yol açabilir? Goldbach hipotezini ele alalım. Bu hipoteze göre 2'den büyük her çift tam sayı 2 asal sayının toplamı şeklinde ifade edilebilir. Bu matematiksel bir hipotez. Bunun doğruysa mutlaka doğru, yanlışsa da mutlaka yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Goldbach hipotezinin doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Bu nedenle bu durum hipotez olarak adlandırılıyor. Ancak burada bu hipotezin yanlış olduğunu varsayalım ve şu koşullu ifadeyi inceleyelim. Goldbach hipotezi doğruysa yarın piyangoyu kazanacağım. Bu koşullu ifade kulağa yanlış geliyor çünkü yarın piyangoyu kazanma ihtimalinin Goldbach hipotezinin doğru olup olmamasıyla hiçbir ilgisi yok. Ancak bu hipotezin yanlış olduğunu varsaymıştık. Dolayısıyla bu hipotezin doğru olmasının imkansız olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu hipotezin doğru olması ve yarın piyangoyu kazanmamamız imkansız. Buna göre bu teori, üçüncü koşullu ifadenin doğru olduğunu kabul eder. Ancak bu tahmin yanlış. Sezgisel olarak bunun yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Bunun sebebi ise dediğim gibi, Goldbach hipotezinin doğru olmasıyla yarın piyangoyu kazanacak olmamız arasında hiçbir bağlantı bulunmaması. Ayrıca bu hipotezin doğru olup olmadığını göz önünde bulundurarak bu sonuca ulaştığımızı da hatırlatalım. Daha sonrasında bunun üzerine düşünmenizi istiyorum. Fark ettiyseniz koşullu ifade teorisindeki sorunla bu teorideki sorun arasında bir benzerlik var. İki teorinin de yanlış veya imkansız olan bir yan cümleye sahip koşullu ifadelerde sorun yaşadığını görüyoruz. Bu sorunlar da aslında bize belki de koşullu ifadeleri daha radikal bir şekilde ele almamız gerektiğini gösteriyor. Bu teoriye göre koşullu ifadeler yan cümlenin yanlış olduğu durumlarda sınırları belli doğruluk değerleri bulunan kategorik iddialar olarak kabul edilmez. Bu teoriye de serimizin son videosunda değineceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.